dostlar, Çam Belediyesi'nin sunmuş olduğu hizmetleri görüyorsunuz. En kaliteli hizmeti en uygun fiyata siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız. İşte sosyal belediyecilik budur, budur. Dördüncü projemiz yeni kanalizasyon. Temiz bir terzi alın için el ele duruyoruz. Beldemiz içerisinde sıkıntılı olan kanalizasyon sistemi yenilenerek Süle mahallemizin çıkışına kadar ayrı bir hat ile götürülecektir. Artık pis sularımız Anadere'ye akmayacaktır. Beşinci projemiz mezarlıklarımız. Yitirdiklerimize gereken önemi vereceğiz. Mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini yapacağız. Aynı zamanda sürekli Kur'an-ı Kerim yayını yapmak istiyoruz. Şu müjdeyi de buradan vermek istiyorum. Artık mezarlıklarımızda abdest alıp namaz kılabileceğimiz bir mescidimiz olacak. Şimdi birileri derse ki din sömürüsü yapıyor diye hiç şaşırmayın. Biz beldemizin ihtiyacı olan projeleri konuşuyoruz. Din sömürüsü yapmıyoruz. Hani birileri diyordu ya bunların gençleri nerede diye. Ben bu halk gençler için kocaman bir alkış istiyorum. Aşkı diye yola düştü, dal gibi engeller.
ikinci projemiz. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Altıncı projemiz Gölet Kafeterya. İşlenmeyi bekleyen cevher terzi alan göleti. Cevher diyoruz, cevher. İnşallah 30 Mart seçimlerinde yetkiyi aldığımız zaman bu cevheri işlemeye başlayacağız. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Beldemizde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Münir Karabacan, göletimize katmış olduğu değeri biliyoruz. Kendilerine, sizlerin adına teşekkür ediyorum. Biz yıkmaya değil, üzerine inşa etmeye geliyoruz. Göletimiz etrafındaki aydınlatmanın nasıl yapıldığını, elektriğin o bölgeye nasıl gittiğini biliyoruz. Görselinde de gördüğünüz gibi Gölet Kafeteryamızı, beldemize yakışır aile çay bahçemizi ve çevre düzenlemesini yaparak bölgemize hitap edebilecek bir mesire alanı haline getireceğiz. Aynı zamanda bakın, bu projemiz ile birlikte bölgemizdeki arazilerin değerleneceğini de düşünüyoruz. Değerlenecektir. Bendeniz için hayırlı olsun inşallah. Yedinci projemiz belediye binası. Aslan yattığı yerden belli olur diyoruz. Belediye binamızın siz değerli hemşerilerime daha iyi ve daha nezih bir hizmet verebilmesi için çevre düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. İşte o yüzden diyoruz, aslan yattığı yerden belli olur. Biz projelerimizden bahsediyoruz. Ayakları yere basan projelerden bahsediyoruz. Bakın, belediyenin içerisinde yapılacak olan bir düzenlemeyi proje olarak kabul etmiyoruz. Zaten bu bizim asli vazifemizdir. Yollarınızı yapmak asli vazifemizdir. Çöpünüzü toplamak asli vazifemizdir. Suyunuzu akıtmak asli vazifemizdir. Vurmak yok. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz.